Evet sevgili seyirciler, kısa bir aranın ardından Günaydın Ege'nin ikinci bölümüne İtalya İzmir Konsolosu Valerio Giorgio ile birlikte devam edeceğiz efendim. Hem kültürü hem de ekonomik anlamdaki işbirliğimizi nasıl güçlendirebiliriz? İki ülke arasındaki etkileşimleri nasıl artırabiliriz gibi birçok konunun yanıtını, detayını kendisinden alacağız. Ve tabii ki de İtalya vizesi ile ilgili soruları da cevap vermiş olacak kendisi. Öncelikle hoş geldiniz diyelim. Prima di tutto, ben arrivato. Grazie mille, buongiorno a tutti. Çok teşekkürler, herkese iyi günler diliyorum. Evet, İzmir İtalya Konsolosu olarak göreve yeni atandınız. Ülkemiz ve Aydın'a da hoş geldiniz diyelim öncelikle. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Dunque, è stato nominato recentemente console d'Italia. Dunque, ben arrivato in Turchia, ben arrivato ad Aydın. Possiamo conoscerla, chi è Valerio Giorgio? Grazie mille, sì, sono arrivato in Turchia 4 mesi fa. Come console d'Italia a İzmir. 4 ay önce geldim. İzmir İtalya Konsolosu görevini devraldım. E oggi sarò tutta la giornata ad Aydın per incontri, per conoscere la città. Ve bugün bütün gün Aydın'da olacağım ve şehri tanımaya çalışacağım. Türkiye'ye ilk kez mi geldiniz peki? È la prima volta in Turchia. Ero stato in Turchia come turista qualche anno fa. Birkaç sene önce turist olarak bulunmuştum Türkiye'de. E adesso invece ci vivo. Fakat şimdi yaşıyorum Türkiye'de. Evet, peki Ege'yi sevdiniz mi diye soralım. Bir de Ege'nin yeşilliğini, lezzetlerini, tatlarını, kültürünü. Come le pare adesso l'Egeo, la cultura, i sapori dell'Egeo? Guardi, io vengo da Napoli, nel sud dell'Italia. Ben Güney İtalya'dan geliyorum, Napoli'den. Prima di venire a Izmir ero a Beirut in Libano. İzmir'e gelmeden önce Beyrut'ta görev yaptım, Lübnan'da. Sono un uomo del Mediterraneo. Bir Akdeniz insanıyım ben. Amo questa regione mediterranea. Bu Akdeniz bölgesini seviyorum. E essere qui a Izmir ad Aydın e nell'Egeo è come essere a casa mia. Dolayısıyla burada olmak, Aydın'da olmak, Ege'de olmak benim için evde olmak gibi. Çok güzel. Memnun olduk bu cevabı aldığınız için diyelim. Siamo contenti di avere questa risposta. Grazie. Bugün Aydın ve Kuşadası'nda bir dizi ziyaretlerde bulunacaksınız. Bütün gün boyunca Aydın'dasınız diyebiliriz. Mesai burada nasıl geçecek? Neler yapacaksınız? Dunque ci sono vari incontri oggi qui a Izmir. Sarà tutto il giorno qui ad Izmir. Dunque qual è l'agenda? Quali sono i suoi appuntamenti? Avremo degli incontri sia istituzionali con le autorità locali. Aydın yerel makamlarıyla temaslarımız olacak. Ma anche incontri con un taglio prevalentemente economico. Per rafforzare le collaborazioni tra Italia e questa regione. Fakat ekonomik aktörlerle de görüşeceğiz. Bu bölgeyle, Aydın bölgesiyle İtalya arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek adına neler yapabiliriz onları göreceğiz. Evet. Quindi saremo un doppio taglio. Poi anche iki boyutu var ziyaretimin, öyle söyleyebiliriz. A Kuşadası vedremo anche alcuni aspetti legati al turismo. Kuşadası'nı ziyaret edeceğiz. Orada turizm ile ilgili konuları inceleyeceğiz. Görüşmelerimiz olacak. Artı aynı zamanda ilde çeşitli ziyaretlerde bulunacaksınız. Dunque varie visite nella provincia di Aydın. Evet. Evet. Şöyle söyleyelim o zaman, özellikle bugün Aydın'da olduğunuz için soruyorum. Ege'yi kapsayan bir görev alanınız var ama ilimizin ve ülkemizin tanıtımıyla ilgili turizmi için özellikle ne gibi projelerimiz var diyelim ki bugün turizmin can damarlarından birisi Kuşadası'nı ziyaret edeceksiniz. En hareketli yerlerden birisini de görmüş olacaksınız bir kez daha. Dunque la sua circoscrizione include tutto l'Egeo, possiamo dire. Dunque lei sarà oggi qui ad Izmir. Si occuperà, parlerà anche di turismo. Dunque, quali potrebbero essere i progetti per sviluppare il turismo? Perché visiterà anche Kuşadası, che è una città importantissima per il turismo. Ma per quanto riguarda il turismo italiano in questa regione, bisogna incoraggiare i turisti italiani a tornare qui. Cesaretlendirmemiz gerekiyor İtalyan turistleri bu bölgeye geri gelmeleri için, daha sık gelmeleri için. Un tempo erano più numerosi. Bir zamanlar sayıları belki daha yüksekti, küçük bir azalma olmuş olabilir. E adesso è il momento di cominciare a lavorare per farli tornare. Fakat onların geri gelmesi için biz buradayız, bu konu üzerinde çalışıyoruz. Quindi ci troviamo in un momento secondo me positivo. Dolayısıyla biz pozitif bir zamanlamayla gelmiş. Per ricominciare a salire di nuovo. Kendimizi, çünkü şu an çıkış tekrar başlayacak.
Questa regione è una regione che piace agli italiani. İtalyanların sevdiği bir bölge burası. La natura è molto simile all'Italia. Doğası İtalya'daki. Ci sono tanti scavi antichi. Çok yakın bir doğa. Çok tarihi bölgeleri var, kazılar var, arkeolojik alanlar var. Che ricordano l'Italia. İtalya'yı hatırlatıyor bu yönden de. Quindi i turisti italiani vengono qui molto volentieri perché si sentono in un ambiente che conoscono. Çok memnuniyetle geliyor İtalyan turistler buraya çünkü tanıdıkları, aşina oldukları bir bölgeye geliyormuş gibi oluyor kendileri için. I servizi al cliente sono ottimi. İyi hizmetler var burada müşteriye, turiste sunulan hizmetler iyi. E quindi è un momento per farli tornare per godere delle bellezze della regione. Bu doğru bir zamanlama olabilir İtalyanların buraya geri gelmesi için. Evet. İtalyanlar peki daha çok hangi turizm alanlarını tercih ediyor? Biraz daha kültür, sanat, tarih içerikli mi yoksa daha çok deniz içerikli mi yoksa gastronomi de var mı? Cosa preferisco con l'italiano, un turismo culturale, un turismo balneare, un turismo cercano di unire due tipi di turismo. İkisini bir arada istiyorlar genelde talep ediyorlar. Hem kültür hem deniz beraber gibi. Magari passano la giornata al mare, mesela però bütün, poi vogliono fare un'escursione in un sito archeologico. Denizde geçiriyorlar fakat bir günde mesela bir arkeolojik alan ziyareti istiyorlar bu şekilde. Non vogliono fare solo mare. Sadece deniz tercih etmiyorlar. Invece e poi gli italiani piace girare. Ve İtalyanlar dolaşmayı seviyorlar. Evet, İtalyanların o zaman turizm anlamında Ege'deki gözdesi neresi? Öngörünüz var mı bununla ilgili? Punto preferito degli italiani nell'Egeo possiamo. Abbiamo tutta la costa, come dicevo, agli italiani piace girare, piace muoversi. Dediğim gibi dolaşmayı sevdikleri için aynı yerde kalmayı tercih etmedikleri için bütün Ege'yi. Quindi usare un punto come base e poi spostarsi. Noktayı kendilerini seçip oradan bütün etrafındaki yerleri gezmek gibi. Evet. Peki İtalya ile Ege arasındaki bağı nasıl daha fazla güçlendirebiliriz? Ne yapılabilir? Cosa possiamo fare per rafforzare il legame tra l'Italia e la Turchia? Ci sono, secondo me, bisogna lavorare su diversi aspetti. Farklı konular üzerinde çalışmamız lazım. Non solo su uno. Sadece bir konu üzerinde değil. Perché sono tutti legati. Çünkü hepsi birbirine bağlı. L'economia. Ekonomi. I scambi commerciali. Ticari. Değiş tokuşlar, ilişkiler. Insieme la lingua e la cultura. Fakat bunlarla birlikte dil ve kültür. Ma senza cultura e senza lingua anche i scambi commerciali perdono qualcosa. Fakat dil ve kültür olmadan da ticari ilişkiler yeterli düzeyde olmuyor. Quindi, hepsi bağlı. Quindi secondo me è importante la conoscenza della lingua. Dolayısıyla İtalyan dilinin bilinmesi, konuşulması önemli. Organizzare eventi culturali. Kültürel faaliyetlerin, etkinliklerin organize edilmesi. Perché creano quell'ambiente naturale di conoscenza. Çünkü doğal bir ambiyans yaratıyor. Di amicizia. Olması bir dostluk ambiyansı. Che è la base poi per rafforzare la cooperazione economica. Bunlar da ekonomik kooperasyonun, ekonomik işbirliğinin hayata geçmesi için gerekli unsurlar. E italiani e turchi hanno tanto per lavorare insieme. Ve Türkler ve İtalyanlar beraber çalışmak için çok ortak noktaları var. È un concetto secondo me molto importante è che Italia e Turchia sono dei partner. İtalya ve Türkiye iki partner ülke. Bu çok önemli bir konsept. E quindi qui in questa regione l'Italia può essere un partner della regione Egea. Dolayısıyla bu bölgeden de bahsedersek İtalya Ege bölgesinin önemli bir partneri durumunda ve olması gerekir. Evet, peki Ege'den özellikle İtalya'ya giden turist sayılarımıza baktığımızda Egeliler İtalya'yı seviyor mu? Invece se pensiamo al contrario, la gente che vive nell'Egeo ama l'Italia, preferisce l'Italia? Penso che la gente dell'Egeo ami molto l'Italia. Egelilerin İtalya'yı çok sevdikleri. Ne düşünüyorum? Ama le grandi città d'arte italiana. İtalya'daki büyük sanat şehirlerini çok sevdiklerini düşünüyorum. Su tutte Roma, özellikle Roma, Firenze, Florence, Venezia, Venedik gibi. Ma anche altre regioni dell'Italia, ci sono tanti turchi che vogliono conoscerle, vogliono esplorarle. Fakat İtalya'nın diğer bölgelerini de İtalyanlar merak ediyor ve oralarını da araştırıp tanımak istiyorlar.
Quindi c'è veramente interesse per Dolayısıyla andare in gerçek Italia. Bir ilgi alaka var İtalya'ya karşı. E anche i turchi in Italia si sentono a casa. Ve Türkler de İtalya'da kendilerini evlerinde hissediyorlar. Evet. Şimdi kültür köprüsü ve ekonomik işbirliği için vizeler de çok önemli bir noktada duruyor. Bu anlamda özel bir ayrıcalık barındıran uygulamalarınız var mıdır? Vize ile ilgili hem turistlerin hem de ekonomik anlamda İtalya'ya gidecek olanların neleri bilmesi ve dikkat etmesi gerekiyor? Sia per gli scambi culturali che quelli commerciali, un elemento base è quello del visto. Dunque, cosa possiamo dire per la questione di visto? A cosa la gente deve fare attenzione? Ci sono procedure particolari? Le procedure sono quelle standard Schengen. Uygulanması gereken prosedürler standard Schengen vizesi prosedürleridir. Quello che è importante è che le persone facciano domanda in tempo. İnsanların zamanında vize başvurularını yapmaları, son ana, al ridosso della partenza. Son ana kalmamaları. Perché poi è difficile recuperare. Çünkü sonra bazı zorluklarla karşılaşabiliyorlar. E si lavora in ritardo. Ve bir gecikme söz konusu olabiliyor. Invece con un po' di anticipo. Ama biraz önceden vakitlice insanlar organize oldukları zaman è più facile quindi fare tutte le procedure. Her şey çok daha kolay oluyor. E avere il visto in tempo per il volo. Vizemiz çıkıyor. Evet, özellikle ekonomik işbirliği noktasında çalışmalarınız söz konusu mu? Çünkü Aydın'ın Ege bölgesinin ekonomisini İtalya, İtalya'nın ekonomisini de Ege bölgesine taşımak için belirli hem prosedürler lazım hem de işbirliği lazım. Invece per quanto riguarda la collaborazione economica, cosa possiamo dire tra la regione di Aydın e l'Italia? Ci sono progetti, dobbiamo portare l'Italia qui e la regione Egea, la regione di Aydın in Italia. Cosa esatto, sono molto d'accordo. Çok mütabıkım söylediklerinizden. Noi a Izmir abbiamo una presenza forte, c'è un consolato, c'è una camera di commercio italiana. Kuvvetli bir İtalyan varlığı var İzmir'de. Bir İtalyan konsolosluğu var, bir İtalyan ticaret odası var. Sono un grande investimento dell'Italia per essere vicini a questa regione. Dolayısıyla bu bölgeye de yakın bir noktadayız. Quindi tutti gli imprenditori che vogliono avvicinarsi all'Italia. İtalya'ya daha yakın olmak isteyen bütün iş adamları, yatırımcılar. Li accoglierò sempre, sarò felice di incontrarli, così come la Camera di Commercio Italiana. Quindi dico tutti gli imprenditori possono venire a Izmir e possiamo lavorare insieme. Hepsiyle tanışmak istiyorum. Hepsini davet ediyorum. Yakınız. Hepsi İzmir'e gelebilirler. Nasıl bir işbirliği sürecine girebiliriz? Beraber konuşabiliriz. Aynı şekilde İtalyan Ticaret Odası içinde geçerli. La Camera di Commercio organizza tanti B2B. B2B ikili görüşmeler organize ediyor İzmir'deki İtalyan Ticaret Odası. Missioni in Italia. İtalya'ya ziyaretler organize ediyor, delegasyonlar getiriyor. Per andare alle fiere in Italia. Fuarlara gidiyorlar İtalya'da. E quindi per ogni settore c'è la possibilità di trovare i partner italiani. Sektörler için İtalyan bir partner bulma imkanı var. E poi magari invitarli qui. Onları buraya davet etmek, geri gelmelerini sağlamak bu imkanlarımız var. Evet, hem kültür anlamında hem de ekonomik anlamda o zaman kapıları açıyoruz. Sadece possiamo dire ikili che görüşmeler le porte gerekiyor sono değil mi? Certo. Sia per gli scambi culturali che commerciali servono degli incontri B2B face to face. Sì, le porte sono molto aperte. Kapılar açık değil, çok açık. Adesso insieme dobbiamo entrare nelle porte. Beraber bu kapılardan geçmemiz gerekiyor. E poter sfruttare queste occasioni, queste opportunità. Bu fırsatlardan yararlanmamız lazım. Bu imkanlardan yararlanmamız lazım. Evet efendim. Şimdi buradan çıktıktan sonra zaten Aydın Valisi Yavuz Köşkleri de ziyaret edeceksiniz. Ondan sonra tempomuz çok yoğun olduğu için ben şöyle bir toplayacak olursak Ege ile ilgili aklınızda kalan güzelliklerden biraz bahsetmenizi istiyorum. Ege'yi nasıl tanımlarsınız? Dunque avete un'agenda molto intensa, adesso dovete incontrare il governatore di Aydın. Dunque per voler riassumere due belle parole sull'Egeo, cosa come può definire l'Egeo? L'Egeo è
un partner naturale dell'Italia. Ege bölgesi İtalya'nın doğal bir partneridir. Bu şekilde özetleyebiliriz belki. Ci unisce la natura. Bizi birleştiren unsurlar. I prodotti della natura. Doğa. Doğanın bize sunduğu ürünler. La storia e la cultura. Tarih, kültür. E la capacità di fare scambi commerciali. Ve ticari değiş tokuşlar, alışverişler yapabilme imkanımız. E su questo dobbiamo lavorare insieme. Ve bu konu üzerinde de beraber çalışmamız gerekiyor. Evet, çok teşekkür ederiz. Grazie a voi. Biz çok teşekkür ediyorum. Qualcos'altro che vuole aggiungere? Un annuncio, un messaggio? Che voglio tornare qui molto molto spesso. Tekrar buraya dönmek istediğim. Sık sık o. Evet, biz de bekleriz efendim elimize, bölgemize, kültürümüzü daha fazla tanıtmak için. Evet, çok teşekkür ederiz. Evet, sevgili seyirciler, İtalya İzmir Konsolosu Valerio Giorgio bizlerle birlikteydi efendim. Bugün bir dizi ziyaretlerde bulunacak Aydın'da. Özellikle turizmin altın noktalarından bir tanesi Kuşadası'nı ziyaret edecek ki önemli noktalarda buluşmalar gerçekleştirecek. Özellikle kültür köprüsü ve ekonomik işbirliği noktasında gün içerisindeki ana haber bültenlerimizde, saat başı bültenlerimizde aktarmış olacağız zaten. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.